hocanın sevdiği konuklarımız. Doğaktaki konumuz haftanın anlamına yetmişim. 19 Mayıs haftası sporla ilgili bir etkinlik olsun cümlesiyle. Sağ olsun Ersin hocamız. Bitirmadı. Emek verdi, zahmet verdi, ayağına sağlık. Kentimiz geçmişiyle ilgili biraz bilgilendirmek istiyorum. 1998 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünden felsefe, psikoloji, mantık ve eğitim bilimleri öğretimi görerek mezun oldu. 2001 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğretimi görevi. 2019 yılında Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitim ve Spor Anabilim Dalı'nda doktora öğrenimi tamamladı. 1998 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nda başladığı felsefe bulgu öğretmenliğinden 2024 yılında emekli oldu. Bu 26 yıl boyunca bir yıl askeri lisede öğretmenlik yapan Doktor Ersin Atacan, 2 yıl Milli Eğitim Bakanlığı kitap yazma komisyonunda görev aldı. Üstün başarı belgesiyle ödüllendirildi. Ayrıca Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü, Celal Bayar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde misafir öğretim üyesi olarak çalışmış olan Doktor Ersin Atacan, şu an hem sosyoloji hem de spor bilimleri alanında yaptığı özellik başvuruları sözlüğü beklemektedir. Konuşmacı Ersin Atacan'ın sporda psikososyolojik alanlarla ilgili 7 kitap ve 8 kitap bölümü yazarlığı ile 27 bilimsel makalesi bulunmaktadır. Bilimsel kongrelerde 26 bilimleri sunan Doktor Ersin Atacan'ın bilimsel çalışmalarına 206 alıntı yapılmıştır. Ülkemizde spor alanında mental antrenör deyimini ilk kullanan ve mental destek deyimini marka tescilliğine sahip olan konuşmacımız Sayın Ersin Atacan, 2001 yılından bu yana futbol, basketbol, voleybol ve tenis branşlarında her seviyede spor insanıyla mental antrenman çalışmalarına devam etmektedir. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Doktor Ersin Atacan'ı davet ediyorum. Keyifli izlerim. Teşekkür ederim. Evet, tekrar hoş geldiniz programımıza, etkinliğimize. Sizlere de teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Evet, burada gördüğünüz gibi özgeçmişimde de biraz bahsedildi. Sporda psikososyal alanlarda benim çalışmam. Tabii ben bu psikososyal alanlar tabirini psikososyolojik alanlar de, çünkü sosyal alan dediğimiz zaman işin içine ekonomi giriyor, coğrafya giriyor, tarih giriyor, din giriyor. Psikososyolojik, yani insan biyo, psikososyolojik bir varlıktır. Dolayısıyla psikososyolojik kelimesini içeren mental antrenör, mental destek tabirleri sürekli vurguladığımız bir sportif kavram bunlar. Ve dolayısıyla özgeçmişimde de Fahriye Hanım bahsetti. Mental destek tabirinde patent sahibim Türkiye'de. Bu mental destek tabirinde patent hakkını aldım. Ve konumuz sporcu ailesi. Şimdi bu konuyu niçin seçtim? Çünkü Türkiye'de sporcular üzerine, antrenörler üzerine çok çalışmalar oluyor. Üniversitedeki girdiğimiz derslerde de spor sosyolojisi, spor felsefesi, spor psikoloji derslerinde genelde ağırlıklı konu önce sporcu, sonra antrenör. Fakat yönetici konusu ve aile konusu neredeyse hiç işlenmiyor. Fakat aile, bildiğiniz gibi, son derece önemli bir kavramdır ve toplumun yapı taşıdır aile. En temel birimdir, toplumsal birim. Dolayısıyla böyle bir sporcu ailesi konusunu işlemek için etkinlik düzenledik. Çoğu kişiye de haber verdik aslında. Aslında ve şöyle bir şey de var, onu da hem kayda geçtiğini de söylemek istiyorum. İzmir'in şu an merkezindeyiz yani. Alsancak, kültürel anlamda, entelektüel anlamda merkezdeyiz. Çoğu kişiye haber verdik, kulüp olsun, antrenör arkadaşlar olsun. Fakat katılım çok az. Yani bu bizim bilgiye olan talebimiz, entelektüelle durumu olan talebimiz açısından bizim tahmin ettiğimiz durumun bir teyit edilme mekanizması gibi oldu. Hatta geçen de bir araştırma okumuştum, bilimsel bir araştırma. OECD ülkeleri arasında
okuduğunu anlayan yetişkinlerin sıralamasında Türkiye sondan ikincimiş. Okuduğunu anlayan yetişkinler. Buna bir yorum getirmişler. Yetişkinler okumuyor ki okuduğunu anlasınlar diye. Yani burada dolayısıyla aile dediğimiz tabii yetişkin insanlar, sporcu ailesi olmak, sporcu ailesi ve özellikle profesyonel sporcuya yönelik olan veya şu an profesyonel spor yapan çocuğu, gence, anne babalık yapmak son derece önemli bir kavram. Bugün buna biraz değineceğiz. Şimdi buraya gelirken Tenis Türk denilen bir Facebook'ta sayfa var. 10 binden fazla üyesi var. Ve Mete Yayla da Tenis Federasyonu'nun eski yönetim kurulundaki bir üyeydi. Bakın şöyle bir yorum yazdı. Bu sporcu ailesi konusu açısından bu yorum çok önemli olduğu için size paylaşmak istiyorum. Sporcu velisi olmanın ne demek olduğunu ancak işin içine girdiğinizde anlıyorsunuz. Ve el yordamıyla yol alıyorsunuz. Neden el yordamıyla? Çünkü bir bilgilendirme, yönlendirme sporcu ailesi için yok. Çocuğa nasıl davranacağız? Maç öncesi, antrenmanda, antrenörle bir sorun yaşadığında, hele ergenlik dönemindeyse kendi kimlik ve kişilik karmaşası içinde çocukla nasıl bir iletişim, etkileşim kuracağız konularında yeterli bilgi olmadığı için er yordamı tabirini kullanmış. Bolca hata yapıyorsunuz. Hatta bu hatalar çocuğun performansını etkiliyor. Yani annenin babanın yaptığı hatalardan dolayı profesyonel spordan ayrılan, sporun o stresini, yükünü kaldıramayan çok çocuk da gördüm yani. Bir iş gibi görüp de. Dolayısıyla çok başarılı olabilecek çocukların sırf anne babanın tutumları yüzünden kaybolduğunu gördüm. Kendisi de aynı benzer yorumu yapmış. O günlerde kimse size bir şey anlatmıyor. Yani nasıl çocuğa yaklaşmanız lazım, sporcu ailesi nasıl olması gerekir ilgili kimse size bir şey anlatmıyor. Ve siz de basitçe bir insansınız. Yani bunları bilmeyebilirsiniz anlamında. Kişisel hırslarınız ve egonuz çocuğun yaptığı sporda hayata geçiyor. Burada yüzlerce yazı yazdım ama birinin karşınıza geçip kanlı canlı anlatması çok daha değerlidir. İlgilenen var mı bilmiyorum ama birisi zamanı ayırıp bir bedel istemeden anlatıyor. Dinlemek gerekir diye Mete Yayla'nın da bu şekilde kulaklarını Mete Bey'in çınlatmış olalım. Yani önemli bir konu bu sporcu velisi olmak. Dolayısıyla ben her konuşmamda şu görüntüyü paylaşıyorum. Nedirli sorular felsefi sorulardır. Spor nedir? Sporcu nedir? Aile nedir? Sporcu velisi nedir? Önce nedirli soruları sormak lazım. Ve bu nedirli sorular meraktan kaynaklanır. Felsefe derslerinde de mesela benim girdiğim spor felsefesi, eğitim felsefesi, felsefeye giriş derslerinde de ben bunları değiniyorum. Hatta toplumda merakla ilgili bir söz var. Fazla merak iyi değildir diye. Halbuki o sözün doğrusu faydasız merak iyi değildir. Fazla merak iyidir. Sizin işinize yarayacaksa mesela ben sporcu ailesiyim ve çocuğumla nasıl etkileşim, iletişim kuracağım ve nasıl ona velilik, ebeveynlik yapacağım konusunda ne kadar çok merak ederseniz o kadar işin derinliğine nüfus etmiş olursunuz. Yani fazla bilgi eğer faydalıysa zarar vermez. Faydasız merak iyi değildir. O sözün orijinali o. Neden? Faydasız merak dedikoduya yol açar. Başka gereksiz konuşmalara veya zaman kaybına yol açar. Dolayısıyla nedirli sorularla terimlere ve kavramlara anlam yükleniyor. Benim mesela üniversitede verdiğim derslerden bir tanesi sosyal bilimler terminolojisi. Terimler, kavramlar çok önemlidir. Sporcularla da çalışıyorum. Sporculara da kendi sporları ile ilgili. Mesela psikolojik terimler olarak konsantrasyon nedir, özgüven nedir? Sosyolojik terim olarak takımdaşlık nedir, iletişim nedir? Sosyal etki nedir, sosyalleşme nedir, kültürlenme nedir? Felsefi terimler olarak akıl yürütme yolları nedir? Aklı kullanma nedir, düşünce nedir, düşünme nedir? Bunları hep vermek gerekiyor ki o anlam bütünlüğü, zihinsel gelişim sağlansın. Onun için nedirli sorular çok önemlidir. Ve bu konuda size de tavsiye ederim. Türk Dil Kurumu'nun bir uygulaması var. Cep telefonuna öğrencilerin de indirmesini istiyorum. Sporcular da bu uygulamada hemen buraya bilmediği kelimeye yazıp, çünkü insanın kelime hazinesi, kavram ve terim hazinesi ne kadar geniş olursa karşılaştığı olayları, olguları, kişileri o kadar daha iyi anlayabilir ve kavrayabilir. Ve bununla ilgili Alman filozofu, aydınlanma döneminin o büyük filozofu Kant'ın bir sözü karşımıza çıkıyor. Görüsüz kavramlar boş, kavramsız
görüler kördür. Yani kavrama sahibiz ama görmek, tecrübe etmek, deneyimlemek olmazsa sadece kavram teorik anlamda boş olur, anlamsız olur. Kavramsız görüler de görüyoruz, yaşıyoruz ama ona anlam yüklemiyoruz çünkü kavram ve terim sahibi değiliz. Dolayısıyla da bir kör gibi bakıyoruz yani. İşin arka planını kavrayamıyoruz demek istemiş Kant. Şimdi burada nedirli sorulara ilk olarak spor nedir sorusu karşımıza çıkıyor. Bakın Türk Dil Kurumu'nda ilk iki tanım bizi ilgilendiriyor. Bedeni geliştirmek amacıyla belli kurallara göre kişisel veya toplu olarak gerçekleştiren hareketlerin bütünü. Yani beden eğitimi, fitness da diyebiliriz. Birinci tanım bu. İkincisi belli kurallara göre kişisel, ikili veya takım olarak gerçekleştiren rekabete dayalı bedensel veya zihinsel yarışmaların bütünü. Burada da spor dediğimiz, burada beden eğitimi tanımı, burada spor. Eskiden spor fakültelerin ismi beden eğitimi ve spor yüksekokuldu. Yani beden eğitimi ayrı, spor ayrı. Dolayısıyla belli kurallar var. Kişisel, ikili, mesela kişisel, bireysel spor dediğimiz tenis gibi. İkili takım olarak gerçekleştiren basketbol, voleybol, futbol gibi. Rekabete dayalı. Zaten bu rekabet günümüzde ben de futbol oynadım altyapılarda. Sonra 7 yıl hakemlik yaptım bu mental çalışmalara başlamadan önce. Rekabet artık iyice altyapılara nüfus etti. Yani U13 diyorlar, U12 diyorlar, U11 diyorlar. Çocukları daha çok rekabetçi bir ortamın içine sokuyorlar. Dolayısıyla bu rekabetçi ortamın içinde çocuk ve gençlerin bedensel ve zihinsel olarak güçlü olmaları lazım. Hadi bedensel kısmı antrenmanlar gelişti. İşte bireysel antrenmanlar, kondisyonerle çalışıyorlar. Fakat bu mental kısımla ilgili duygu, düşünce ve davranış konusunda sporcuları yeterince geliştirmiyoruz, eğitmiyoruz. Bunun çok büyük sıkıntılarını yaşıyoruz yani. Türkiye'de görüyorsunuz özellikle profesyonel sporlarda da. Yani modern spor ülkelerinin gerisindeyiz. Ben bununla ilgili de bir makale yazmıştım. Az gelişmişlik felsefesi doğrusunda spor bilimleri fakültesi diye. Şimdi onun ikinci bir makalesini yazmak üzereyim. Az gelişmişlik felsefesi doğrusunda Türkiye'de spor kültürü şeklinde. Evet, bizim diğer bir kavram aile nedir? Arapçadan gelen bir kelime. Aile işte toplum bilim, sosyoloji açısından evlilik ve kan bağına dayanan karı koca, çocuklar, kardeş arasındaki ilişkileri oluşturduğu en küçük birlik. Yani toplumun temel yapı taşı aile. Ve aile biraz sonra göreceksiniz zaten. Sporcu çocuk için çocuğun davranışını oluşturan o aile terbiyesi dediğimiz 0-6 yaş özellikle çok önemli. Çocuğun davranışını oluşturan bir durum var. Hatta çocuk derken az önce yaşadığımız olayı da anlatabilirim. Bizim evin tam karşısında cami var. Biz buraya yetişmek için tam çıkarken bizim namaza giden birisi arabanın önüne park etmiş. Biz çıkamıyoruz. Dolayısıyla ben de buraya yetişmek için caminin içine girdim. İmam da o arada konuşma yapıyordu. Plakayı çekip anons ettik. Sonra geldi, sahibi çekti arabasını. Biz çıkabildik. Ben caminin içinden çıkarken, şimdi de anlattım. Böyle bir çocuk muhtemelen 3 veya 4. sınıfa gidiyor. Arkadan koşa koşa geldi. Oturduğu yerden kalkarak. Abi abi dedi. Ben tabii şey dedik yani arabanın çıkması için biraz da artık küçük bir pembe yalan söyledik. Hasta var dedik yani hastaneye gideceğiz diye. Ondan sonra geldi çocuk. Abi abi dedi, geçmiş olsun dedi. Geldi. Yani işte o çocuk oraya benim yanıma neden geliyor? Beni tanımıyor, bilmiyor. Oraya camiye namaz kılmaya gelmiş. Neden? Ailesinin verdiği terbiyeden dolayı işte. İşte o aile terbiyesiyle beraber okul terbiyesi ve sosyal terbiye de bunu desteklerse ideal bir insan profili yetişiyor demektir. Fakat aile terbiyesi her çocuk o şekilde şanslı değil. Aile terbiyesini alamayan parçalanmış aileler olan sporcu çocuklar da var. Dolayısıyla aile çok önemli. Şimdi bununla bağlantılı olarak size bir kısa video seyrettireceğim. Bir sporcunun yarışma esnasındaki anne babasının tepkileri. Thank you.
Yani burada gördüğünüz gibi performans kaygısı da anne baba belki sporcudan daha çok yaşamış yani. E tabi bunun bir de ev ortamı var. Ev ortamındaki diyaloglar, sporla ilgili konuşmalar, o sporcuya ne kadar olumlu veya olumsuz etki yapıyor. Sporcu ailesi olmak bu konuda çok hassas bir özellik sarf ediyor. Konfüçyüs'ün bir sözü var. Hükümdar hükümdar olmalı, bakan bakan olmalı, baba baba olmalı, oğul da oğul olmalıdır. Yani herkes, sosyolojide bir kavram var, statü kavramını, statüye bağlı olarak rolünü yeterli ve başarılı şekilde oynaması lazım. Dolayısıyla sporda 3 saç ayağı gördüğünüz gibi sporcu, aile ve antrenör. Az önce anlatmaya çalıştığım gibi sporcu ve antrenörle ilgili eğitimler, seminerler, federasyonlar, kulüpler yapıyor, okullarda da veriliyor. Fakat şu aile kısmı Türkiye'de zayıf. Şimdi az önce aile terbiyesi dedik. Aile insanların ilk eğitim aldığı yerdir. Çocuk ailede genel olarak hangi değerleri öğrenir? Değerler eğitimi de mesela önemli bir sosyolojik kavramdır. Değerler ve eğitim kavramı. Özellikle eğitim sosyolojisi derslerinde bunları hep değiniyoruz. Özgüvenli olmak, yani herhangi bir şeyi başarabilme inancı ailede başlar. Tersi de tabii, özgüvenin tersi şüphedir. Bir şey yapamama, beceriksizlik hissi, aciziyet duygusu da ailede verilebilir tam tersi olarak. Özgüven, arkadaşlık kurmak, sosyalleşme dediğimiz durum. Diğer tabii öz sevgi de var. Diğer insanlara olan sevgi de, sözünde durmak, saygı, temizlik, hediyeleşmek, hoşgörü, selamlaşmak ve sabır. Bu bütün insani, bunların hepsine yaşam becerisi diyoruz. Bu insani becerilerin hepsi önce ailede verilir. Türkiye'de yanlış algılanıyor. Mesela bu özelliklerin çoğu okulda verilsin diye. Okula gelinseye kadar 6 sene, okul öncesi eğitimde hadi 6 yaşında, 5 yaşında başladı diyelim. 5-6 sene bu çocuk ailede de zaman geçiriyor, evde zaman geçiriyor, akraba, büyüklerin etrafında zaman geçiriyor. 5-6 senede bu eğitimi, terbiyeyi alması gerekiyor. Dolayısıyla spor da bu eğitimi vermez. Şöyle bir söz var Amerikalıların. Spor karakter geliştirmez, var olan karakteri ortaya çıkarır. Yani spor ortamına girdiğimizde özellikle bizim gibi spor kültürü gelişmemiş toplumlarda çocuğun veya gencin karakter geliştirmesini, sağlam karakter yani iyi ahlak üzerine kurulu sağlam karakter geliştirmesini beklememek gerekiyor. Ailedeki ne varsa, nasıl yetiştiyse, yarışmacı, mesela ben tenisçi çocukları da çalıştığım zaman içerideki düşen topa, çoğu maçta altyapılarda hakem olmuyor teniste. İçeride düşen topa çocuk göz göre göre out diyor. İçerideki topa. Neden orada yalan söylüyor? İşte bunun aile kısmını önce bir bakmak lazım. Aileden dolayı performans ve yarışma, rekabet duygularını nasıl içeriyor? Dolayısıyla bu çok önemli bir sözdür. Ve Portekiz'de bunu belki sosyal medyada da görmüşsünüzdür. Daha sonra sosyal medyada da yaygınlaştı. Portekiz'de karne ile beraber ailelere verilen bir yazının Türkçesi. Sevgili veliler diye başlamış. Merhaba, lütfen, rica ederim, özür dilerim, teşekkür ederim gibi ifadeler önce evde öğrenilir. Spor ortamında da öğrenilmez. Spor ortamında geliştirilir, pekiştirilir yani. Az önce saygı dedik ya o becerilerin arasında. Dürüstlük, arkadaşa, yaşlılara, öğretmenlere saygı da önce evde öğretilir. Şimdi burada öğretmen dediğimiz zaman spor öğretmeni. Basketbola gidiyorsa basketbol antrenörü, basketbol öğretmenidir. Antrenör Fransızca bir kelimedir. Aslında spor öğretmeni demek yani. Futbola gidiyorsa futbol öğretmeni. Basketbol, voleybol, tenis. Yaşlılara da önce evde öğretilir. Temiz olmak, ağzında yiyecek varken konuşmamak, düzenli olmak. Bunlar okulda yaşanan sorunlar olduğu için bunları böyle sıralamışlar. Bu da önce evde öğrenilir. Temiz olmak mesela işte kıyafetini, tişörtünü veya formasını, soyunma odasını düzgün şekilde giymek, çıkarmak, soyunma odasını düzgün şekilde kullanmak gibi. Sorumluluklarını bilmek, eşyalarını ve değerlerine sahip çıkmak, başkalarının eşyalarına el sürmemek ki özellikle altyapılardaki çok olaylarla karşılaşıyoruz. Hırsızlık olayları. Benim çalıştığım futbol özellikle daha çok oluyor. Soyunma odasında cep telefonu çalınıyor, paralar çalınıyor. Başkalarının eşyalarına el sürmemek yine evde öğrenilen. Yani bugün bir, size anlattığım hikayede de o çocuk evde öğrendi. Ya, o anda böyle çocuğa camide ilham gelmedi yani. Biri bir şey fısıldamadı. O böyle bir durumda insanlara geçmiş olsun veya başka şekilde yaklaşılması gerektiğini öğrenmiş çocuk yani. Onu beni görünce de orada uyguladı.
Bizler, tabii ben de ona olumlu şekilde yaklaştığım için de o davranış pekişmiş oldu. Başka bir şekilde başka birisinin yine aynı davranışı gösterecek. Bizler okulda demişler Portekiz'de yabancı dil, matematik, tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji gibi şeyler öğretiriz. Eğitim evde başlar. Bunu spora uyarladığımız zaman kulüpte de teknik, taktik, kondisyon öğretiyorlar. Bizim mental beceriler dediğimiz psikososyolojik beceriler, psikososyolojik yani tabii onun sonunda da lojik var. Lojik, mantık, felsefe demek, doğru düşünme, akıl yürütme yolları. Psiko, duygu durumu demek. Sosyoda toplumla ilgili sosyalleşme, insan ilişkileri, iletişim, etkileşim. Bunlar da mental beceriler, mental eğitimle öğretilir. Fakat Türkiye'de ne yazık ki bu alan çok boş. Teknik, taktik, kondisyonla çocuklar eğitilmeye çalışıyor. Spor kariyerleri oluşturmaya çalışıyor. Onun dışında aile biraz bir şeyler yapmaya çalışıyor. Antrenörler desteklemeye çalışıyor. Tabii altyapılarda özellikle maçlarda antrenörlerin fevri tutumları duruyor. Çocuklara bağırıyorlar, çağırıyorlar. Halbuki altyapılarda çocukların gelişimi üzerine her şey kurgulanması lazımken takımların maç kazanması üzerine her şey kurgulanıyor. Türkiye'deki o çarpıklık da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla karşımıza şöyle bir durum çıkıyor. Niyazi Kahveci felsefe profesörüdür. Niyazi Kahveci'nin videolarını ve kitaplarını tavsiye ederim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çalışıyor. Düşünmeyen toplumun çocukları diye bir başlık koydum. Çok kısa bir şekilde bir açıklama yapacak size. Düşünen toplumun çocukları, düşünmeyen toplumun çocukları. Düşünen toplum dediğimiz zaman biz gelişmiş ülkeleri kastediyoruz. Japonya, Rusya, Çin, Avrupa'nın 4-5 ülkesi, bir de Amerika ilk akla gelenler. Düşünmeyen toplumun çocukları gelişmekte olan az gelişmiş ülkelerle hiç gelişmemiş ülkeler. Şimdi bu konuda Niyazi Hoca ne söylemiş? Genetik olmayan çocuklar. Genleri değiştiriyorlar. Hiç düşünme işlemi yapmamış bir toplumun çocukları sürekli düşünme işlemi yaparak yaşayan toplumların çocukları aynı avantajda değil. Evet, aynı avantajda değiller. Sporda da aynı şekilde. Aynı avantajda değiliz yani. Düşünen toplumun çocukları. Dolayısıyla bu düşünme nasıl başlayacak? Felsefe, lojikle. Az önce söylediğim gibi nedir? Yani aile de çocuğu düşünmeye, kendi sporuyla ilgili düşünmeye sevk etmesi lazım. Zaten bizim mental antrenman, mental eğitim dediğimizde temel çalışmanın özünde düşünme var. Kendisi üzerine düşünme, kendi farkındalığını geliştirme, benlik, kimlik, kişilik durumlarını geliştirme yönelik. Yani insan kendini tanırsa etrafı daha kolay tanımaya başlar. Şimdi aileyle ilgili iletişim kısmına şöyle bir geçiş yapabiliriz. Ailenin çocukla ilgili yapması gereken özelliklerden bir tanesi, çocuğu çok dinlemesi ve az konuşması lazım. Tolstoy'un bir sözü var, insana nasıl konuşmasını gerektiği dersi alır ama ne zaman nasıl susulması gerektiğini bilmez. Ben çok olaylara şahit oldum. Mesela bir gün bir tenis turnuvasında maça giderken, arabada ben varım, tenisçi çocuk var, 14 ve 15 yaşındaydı. Bir de babası var, babası araba sürüyor ve aynı zamanda taktik veriyor. Oğlum diyor, o rakiple diyor, geçen de oynamıştın diyor. Onun diyor bekenti diyor, zayıf diyor. Bekentini oyna diyor. Sonra bana da dönüyor, hocam diyor kusura bakma diyor, bunu söylemem lazım falan diyor. Halbuki orada çocuk zaten maç öncesi, şimdi Amerikalıların mental preparation dediği bir kavramı, maç öncesi zihinsel hazırlık. Onu da bilmiyor da sadece maça gittiği için artık kaygı durumu çocuğun artmaya başlıyor. Bir de orada babadan taktikler geliyor. Halbuki çocuğun antrenörü var veya zihninde kurmaya çalıştığı bir oyun planı var. Dolayısıyla veliler çocukları olabildiğince çok dinlemesi lazım, az konuşması lazım. Çocuk zaten bir şey öğrenmek istiyorsa sorar yani. Ama sormadan bir şeyler anlatmaya çocuğu böyle boğmak diyelim, fazla bilgi veya fazla konuşmayla sıkmamak gerekiyor. Şöyle bir söz var tabii, konuştuğun zaman bildiğim şeyi tekrar etmiş olursun fakat dinlersen yeni bir şey öğrensin. Çocuğu dinlemek lazım. Neden? Çünkü özellikle ön ergenlik, ergenlik döneminde o kimlik, benlik arayışı içinde olan çocuğun duygu durumu, düşünce durumu, davranışları, yaşadıkları karşısında hissettikleri, yaşadıkları karşısında zihnindeki düşüncelerini
Anne baba nasıl öğrenecek? Dinleyerek öğrenecek. Sürekli konuşan anne babaya çocuk hiçbir şey anlatmaz ve o paylaşım, iletişim kopmaya başlar. Dolayısıyla ailenin iletişimde bu dinleme becerisini geliştirmesi gerekir. Dinleme becerisiyle ilgili de şöyle bir ifademiz var. Aile, çocuklar birbirleriyle konuşur, birbirlerine konuşmaz. Birbirlerine konuşmak, çemkirmek dediğimiz bizim Türkçe'de, karşılık vermek anlamına gelir. Birbirlerine değil, birbirleriyle konuşmak, diyalog kurmak, yani sağlıklı diyalog, etkileşim kurmak çok önemli. Sağlıklı diyalog, etkileşim kurulduğu zaman da böyle güler yüzlü bir huzura sahip insan topluluğu, işte toplumun en küçük yapı taşı aile karşımıza çıkmaktadır. Tekrar Niyazi Kahveci'ye döneceğiz. Bu çok dinleme, az konuşmayla bağlantılı olarak onun bir kısa açıklaması olacak. Ve onun aykırı fikirleri geçmiştir nesillenmesinde transfer olmuştur. Gelmiş orada çıkmıştır. O çok değerli. O nedenle mesela ana babalar eğer ki düşünmenin önemine idrak etmişlerse, varmışlarsa çocuğundan aykırı bir şey bu zaman onu önlememesi en büyük fayda. Aykırı çocuklar, aykırı bir şey düşünmekler, çevirmenler çok önemli. Kendi ailesine de puan vermesi lazım. Demek ki bizim geçmişteki bir yerde bu düşünürlerden bir tane birisi var mı demek ki bizim bu damarında, bu yayında bir şeyde var mı? Bunu değerlendirmeyi ileride sınırsız. Düşünce nedir diye de yazmışlar zaten, nedirli soru. Tabii buradaki aykırılık anarşizm değil yani. Toplumun değerlerine, kurallarına, normlarına başkaldırı, isyan değil. Aykırılık mesela sizin buraya gelmeniz bir aykırılık yani. Şu an Alsancak'taki kafeler falan dolu. Yani bu etkinliği bilip de gelmeyen insanlar da var. Yani toplumun, ben sporcular da onu söyleyeyim veya dışarıdaki arkadaşlar da, istisnalar dışında bizim Türkiye'de toplum ne yapıyorsa tersini yapın. Ya neden? Çünkü insanlar sosyal yaşam için gereği gibi artık eğitilmiyor. Bencillik, ikiyüzlülük, riyakarlık iyice yaygınlaşmaya başladı toplumda. Dolayısıyla işte aykırılık derken onu söylüyor. Şimdi bir fotoğraf da göstereceğim. Hatta o fotoğrafı da şöyle açayım. Aykırılık yani. Bakın şurada bir arabanın yüzü bu tarafa, diğer arabaların yüzü binaya doğru dönük. Burada olması gereken hangisi? Şu. Ben askeri lisede bir yıl 2002-2003'te Balıkesir Assubay Hazırlama Okulu'nda da öğretmenlik yapmıştım. Burada tabii askeri okulda bütün arabalar böyle, herhangi bir acil duruma karşı hemen çıkış olsun diye. Şimdi baktığımız zaman bu araba aykırı araba. Diğerleri manevra yapacak tabii, hemen çıkamayacak. Bu araba aykırı araba. Neye aykırı? Toplumun çarpık düzenine aykırı. İşte bu toplumun çarpık düzeni, böyle bir metafor, benzetme diye yapabiliriz. Dolayısıyla şimdi burada aykırı çocuk yetiştirmek için o çocuğun soru sorması, sorgulaması, kendisiyle ilgili, sporla ilgili, branşıyla ilgili soru sorması ve kendisiyle ilgili arayış içine sokulması ailenin teşvikiyle olur. Yoksa hiç soru sormayan, gördüğüyle, bulduğuyla, söylendiğiyle yetinilen aileden de aynı şekilde çocuk çıkar. Aykırı çocuk çıkmaz yani. Buyurun. Yok estağfurullah. Az olduğum için öyle arada soru da alabiliriz. Evet, işte orada da bu az önce bahsettiğimiz psikososyolojik bilgilerin önemi ortaya çıkıyor. Baş etme becerileri, aykırılıkla, herhangi bir olumsuz tutumla karşılaştığı zaman onun yaşam becerisi olarak bilgisini, deneyimini aldıktan sonra onunla da baş edebilir yani. Yani hayatta mükemmellik yok zaten. Yani bizim toplumda da böyle yapsan da sorun var, böyle yapsan da sorun var. En iyisi doğruyu yapmak yani.
Fakat o doğru yaptığı zaman dediğiniz gibi çoğunluktan bir tepki olabilir. Fakat o çoğunluk siz kararlı ve doğru bir duruş sergiledikten sonra inandığınız, bildiğiniz şekilde o çoğunluk bir süre sonra size de saygı duymaya başlayacak yani. O şekilde de düşünmek lazım. Dediğiniz gibi bir zorlanma da olabilir tabii. Şimdi iletişim kısmına devam ettiğimiz zaman çok gözle az konuş tabiri de yine veliler için, aileler için çok önemli. Çocuğun davranışlarının sesi, verdiği tepkiler konuşmanın sesinden daha yüksek duyulur diye bir tabir var iletişimde. Mesela burada benim eski bir sporcum, profesyonel bir voleybolcuydu Ferda. Şimdi burada çeşitli maçta tepkiler var. İşte öne doğru eğilmiş, şurada su içerken bir şeyler düşünüyor, şurada eli belde, şurada kenara doğru geliyor. Yani her davranışın arkasında bir duygu ve düşünce var. Onu gözlemlemek, onu anlamaya çalışmak, çocuğu konuşturmak ve onu dinlemeye çalışmaktan aslında daha önemlidir. Davranışlardan konu veya işte olayın arka planı yavaşça sis perdesi aralanmaya başlanır. Onun için iyi bir gözlemci olması gerekiyor. Yani yargıda bulunmak değil, gözlem, konuşmak, bilgi toplamak, en son yargıda bulunmak. Aile için önemli. Neden en son yargıda bulunacağız? Bakın bu bilgi felsefesinde çok kullanılan bir görüntüdür. Gerçek tek ama doğrular farklı. Mesela buradaki perde gerçektir. Tek bir perde var. Bu perdenin resmini çizin desek, Elif Hanım oradan farklı şekilde çizer, farklı açıda olduğu için. Siz farklı şekilde çizersiniz. Ben buradan görebildiğim kadar çizerim. Siz farklı şekilde çizersiniz. Yani herkesin doğrusu gerçek tek olmasına rağmen yaşına, bilgisine, görgüsüne, zihinsel kapasitesine göre değişebiliyor. Dolayısıyla bu doğruları da fark etmek için aile, az önce dediğimiz gibi çocuğun davranışlarını, tepkilerini de iyi bir şekilde gözlemlemesi, takip etmesi gerekiyor. Ve bu takip ederken de az önceki o aile terbiyesindeki özelliklerden bahsetmiştik. İnsanın diğer insan olan ilişkileri anne babasıyla başlar. Nasıl başlar? Çocuk anne babasının belli bir yaşa kadar tabii aynasıdır. Anne baba diğer insanlar ve toplumdaki olay, olgu ve kişilere karşı nasıl tepki veriyorsa çocuk da benzer şekilde tepki verir yani. Onun için anne baba çocuğun olumsuz durumuna karşı, tabii bu dediğim gibi 16, 17, 18 artık aileden uzaklaşma başladığı yaşa kadar geçerlidir. Aile biraz kendisine bakacak yani. Çocuğun kaygı durumu yüksekse, telaş ve endişeli bir yapısı varsa acaba bizden mi yansıyor, bizden mi görüyor diye anne baba önce kendisini soracak ve özellikle travmatik boyutlardaki izler hayat boyu varlığını sürdürebilmekte. Ama travmatik boyuta gelmeyen durumlar eğitim dediğimiz zaten burada devreye giriyor. Eğitimle onlar düzenlenebilir. Yetişkin insan, ben üniversiteye ilk gittiğimde onu da size söyleyeyim. 1994 yılında 30 sene geçmiş. İlk dersti, ben biraz geç gitmiştim okula. Kayıt mayıt işleri falan vardı. Kapıyı açtım, tahtada bir yazı vardı. Şahsiyetin inkişafına tesir eden faktörler. Şimdi ben lisede tabii çok fazla kitap okumadık biz yani, böyle kredili sistem vardı. Bir de futbol oynuyorduk. Tahtaya baktım, biraz oraya böyle odaklanmışım. Şahsiyet nedir? İnkişaf nedir? Tesir az biliyoruz. Evet. Sonra tabii hoca dedi, sen dedi, bu sınıfın öğrencisin. Evet, o zaman gel dedi içeri. Ne duruyorsun orada falan dedi. Yani orada kişiliğin gelişimine etki eden faktörlerle benim yüksek öğrenim yaşantım başlamıştı kişilikle ilgili. Yani önce aile, sonra akraba çevresi, sosyal çevre, sonra okul çevresi, sonra ferdin kendine has tecrübesi diyorlar. Yani kişinin artık kendi bağımsızlığını kazandıktan sonra, özellikle üniversite yaşantısı, 18 askerlik erkekler için kendine ait tecrübesiyle bu yetişkinlik döneminde anne babanın izleri ortadan kalkıyor. Travmatik boyutta değilse tabii. Patolojik yani psikiyatrik anlamda. Eğitim de bu zaten. Eğitim istenilen davranışı kişiye kazandırmaktır. Şimdi bu bağlamda anlattıklarımla ilgili ben de kısa bir nefes almak için Türkiye'de Çorum'daydı galiba bu. Bir güreş yarışmasından sonra maçı kaybeden sporcunun verdiği tepki. Çocuğu biraz seyredelim.
Bu çocuk muhtemelen 10-11 yaşındadır galiba, değil mi? Kendini yerden yere atıyor maçı kaybettiği için. Dolayısıyla bu çocuk bunu neden yapıyor? Bu hangi, evet, baskı dedim, hangi duygu durumunun ve hangi düşüncenin sonucu olarak bu davranış ortaya çıkıyor? Yani dolayısıyla spor kültürümüzde ailelerin çocuğu spor yapan çocuktan çok ve büyük başarılar bekliyor. Yani bu çok ve büyük başarılar bekleme durumu çocuğun potansiyeline, gerçeklik durumuna göre ayarlanması gerekir. Özellikle futbolda artık aileler futbolda çocukların üzerinden kendi yaşam geleceklerini kurtarma çabası. Çocuğun profesyonel olsun, işte para kazansın, bizi de kurtarsın diye. Çocuğun kısıtlı yeteneğini sanki çocuğu Cristiano Ronaldo, Messi gibi abartıyorlar, gerçek dışı. Dolayısıyla bu yaşlarda çocuk aileden olumlu, akılcı ve gerçekçi olmayı öğrenmesi gerekir. Hayatta her şeye olumlu, akılcı ve gerçekçi şekilde bakılmazsa bu şekilde davranış bozuklukları ortaya çıkar. Evet, bu kadar yeterli. Bu ailenin çocuk üzerine gerçek dışı, akıl dışı ve olumsuz dediğimiz üç özellik neden bulunmaktadır? Birincisi, ailelerin bazıları çocuğun başarılı olmasıyla kendi adının anılmasını sağlaması ve anne babaya spor ortamında saygınlık kazandırmak, işte senin çocuğun futbolcu oldu, işte akraba grubu veya etrafta çocuk üzerinden bir popüler durum kazanmak. İkincisi, geçmişte anne baba spor yaptıysa onların geçmişte gerçekleştiremediği başarılara, ulaşamadığı başarılara, hedeflere çocuk yapmasını istemek. Bunun sadece sporda değil, hayatın diğer alanlarında da görüyoruz. Mesela annesi babası, diyelim ki hangi mesleği örnek vereyim, öğretmen, doktor veya başka bir meslek olamadıysa, ben olamadım, çocuğum olsun, öğretmen olsun, işte doktor olsun, mühendis olsun, şu olsun, bu olsun. Yani anne babanın geçmişte yapamadığı, içinde ukde kalan durumu çocuk üzerinden gerçekleştirmesi de yanlış tutumun ikinci nedeni oluyor. Dolayısıyla spora başlayanın değil, başlatanın bilinci önemlidir. Bilinç kelimesinin kökeninde görüyorsunuz, bil var. Bilgi, bil. Yani bilinç bilgiden oluşur. Farkındalık bilinci falan diyorlar. Bilgi yoksa bilinç de yoktur. Bunun eski Türkçesi biliyorsunuz şuur. Şuursuz dedikleri aslında bilgisiz yani. Dolayısıyla anne babanın bilinci spora başlayan çocuk ve gencin de bilincini dolaylı veya doğrudan etkilemektedir. Burada tabii sorumluluk, mesela az önce terminoloji dedi ki kelimenin kökenleri çok önemli. Sorumluluğun kökeninde de sor var. Eğer sorumluluğu yerine getirmezse sizden hesap sorarlar yani. Görev verilir. Mesela burada görevli olan Elif Hanım'la Fahriye Hanım. Şu saatte burada olmasalar, görev bilinci zayıf diyelim mesela, burada olmasalar, sorumluluğu yerine getirmedikleri için kendilerine hesap sorarlar, değil mi yani yetkiliniz? Yani bu, tabii eskiden buna mesuliyet falan diyorlarmış. Şimdi Türkçeleştirince kelime kökeninden kavramların, terimlerin anlamları ve insanlar üzerindeki etkileri daha net anlaşılabiliyor. Dolayısıyla aile nasıl bir aile olacak? İki türlü aile var. Koruyucu aile, rehberlik yapan aile. Koruyucu aile olduğu zaman çocuk aileye bağımlı oluyor. Rehberlik yapan aile ise çocuk aileye bağlı oluyor. O duygusal bir bağ olması gereken zaten. Bağımlı olmuyor. Şimdi bununla ilgili de şöyle bir video var. Kısa bir video. Belki bunu da sosyal medyada görmüşsünüzdür. Evet,
Evet, ilk başta ne vardı? Özgüven vardı değil mi? Ailede özgüven. İşte burada çok güzel şekilde çocuğun özgüvenini rehberlik yapıyor. Çocuğu kaskı da giydirmiş, ortamı da hazırlamış, çekimi de yapmış. Rehberlik yapıyor ve çocuğun bir şeyi başarma duygusunu orada sürekli destekliyor. Koruyucu aile değil. Koruyucu aile olsa zaten bir defa devrildiği zaman çocuğun üzerine gider, ayağını okşar, bilmem ne. Bazı aileler var yani, çocuk düşüyor, taşa kızıyor yani. Taş diyor, taşa bağırıyor, çağırıyor, bilmem ne yapıyor. Yani o koruyucu aile değil de rehberlik aile. Çocuk hayatta da zorluklar olacak yani, her şey güllük gülistanlık olmayacak. Dolayısıyla koruyucu aile mi olacaksınız, rehberlik yapan aile mi olacaksınız? Bu aileler için son derece önemlidir. Koruyucu aile değil de rehberlik yapan ailedeki slogan da şu: serbest bırak, kontrol et. Yani çocuk yaşı büyüdükçe çocuğun iplerini yavaş yavaş gevşetmek lazım. Ama o serbest bırakırken de kontrol mekanizması devrede olması lazım. Nasıl devrede olacak? Az önce konuştuğumuz gibi çocuğu gözlemleyerek, ondan sonra onu dinleyerek, ona ilginizi göstererek olacak. Ve bu açıdan da şurada ne yazmışım? Teknik, taktik, kondisyon ve mental açıdan olgunluk dönemidir. Yani olgunluk yaşla da bağlantılı. Benim mesela çalıştığım profesyonel sporcular var. Basketboldan mesela örnek vereyim. 20-21 yaşındaki basketbolcunun olgunluk düzeyi, 14 yaşındaki, 15 yaşındaki basketbolcunun olgunluk düzeyi teknik, taktik, kondisyon ve mental anlamda bir değildir. Dolayısıyla bu olgunluk düzeyine göre de ailelerin beklenti içinde olması lazım. Teniste çalıştığım aileler var. 11-12 yaşındaki çocuktan hemen madalya bekliyorlar yani. Ya o çocuk önce bir tenisi özümsesin, raket tutmayı öğrensin. Yani sporun bir olgunluk işi. Bakın, olgunluk kelimesinin kökeninde de ne var? Ol var. Olmak yani. Ya olmak da hemen olmuyor yani. Dün başlayıp da bugün olunmuyor. Dolayısıyla teknik, taktik, kondisyon ve mental açıdan çocuk kendisini geliştirdikçe hem teorik anlamda hem de uygulama anlamında o zaten yeteneği de varsa profesyonel sporcu olur. Evet, az önce bahsettiğimiz sorumluluk ve görev bilinciyle ilgili şöyle bir literatür bilgisi var burada. Bunu da geçelim. Şimdi ailelerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi kıyaslamak. Çocuğu başkalarıyla kıyaslamak. Hatta ben okullarda da üniversite sınavıyla ilgili seminerler, konferanslar, konuşmalar yapıyorum, konferanslar veriyorum. Bizim zamanımızda da vardı, şimdi de var. Deneme sınavları oluyor. Öğrenci deneme sınavının sonuçlarına gidip bakarken kendisinden ziyade önce başkasına bakıyor, arkadaşına bakıyor. O kaç net yapmış, kaç doğru yapmış. Anne babalar kıyaslama yapıyorlar. Şimdi burada analoji demişim. Felsefede tümden gelin var, tüme varım var. Analoji var, akıl yürütme yolları olarak. Analoji iki benzer durumdan sonuç çıkarmaktır. İşte komşunun çocuğu ders çalışıyor, sen niye geziyorsun? Komşunun çocuğu teşekkür takdir aldı, sen teşekkür takdir almadın. Yani kıyaslama, karşılaştırmak her zaman yanlıştır. Sporda da yanlıştır. Çünkü her sporcu çocuğun potansiyeli, az önce bahsettiğim gibi teknik, taktik, kondisyon ve mental yapısı farklıdır. Herkesin gelişim dönemi de farklıdır. Dolayısıyla aile çocuğuna hiçbir şekilde kıyaslamaması lazım. Aile çocuğu kıyaslayacaksa geçmiş dönemiyle kıyaslaması lazım. Yani geçen sene ne durumdaydın, şimdi ne durumdasın? Onu da dediğim gibi soru sorarak, onun kendisini aşmasını sağlayarak ve destekleyici şekilde yaklaşarak kıyaslaması yapması lazım. Ve bu konuda da bir çocuğun konuşmasını hemen size sunmak istiyorum.
Evet, yani buradaki açıklamalar bayağı üst düzey bir açıklama. Bu çocuğu öğretmişler mi, ezberletmişler mi veya doğaçlama mı konuşuyor bilmiyorum. Fakat burada ne diyor? Kafanızın içi önemli olan diyor. Bilim diyor, kendini geliştirmek diyor. Dolayısıyla işte bilgi peşinde koşmak. Yani felsefenin çıkış kelimesi de o filosofiya, bilgilik ve bilgiyi sevmek. Dolayısıyla çocuğu başkalarıyla kıyasladığı zaman çocuk kıskançlık. Zaten sporun içinde rekabet var. Çocuk doğal olarak kıskanıyor zaten. Oynamadığı zaman, yedek kaldığı zaman da kıskanıyor. Ama siz kıyaslama başladığınız zaman bu kıskançlık artıyor ve fesatlığa ve diğer davranış bozukluklarına kadar gidebiliyor. Bir de çocuğu şımartmamak lazım. Yani çocuğu desteklemek, ödüllemek gerekir ama şımartmamak gerekir. Ben çocukluğumda hatırlamıyorum da şimdi etrafta gördüğüm zaman çocuğuna aşkım diyen, ondan sonra dün de mesela bir konser vardı Bornova Belediyesi'nin düzenlediği. Konserde şöyle bir gözlem yaptım, baktım. Çocuğu kucağında, çocuk muhtemelen 3 veya 4 yaşında, çocuğa diyor ki gidelim mi diyor. Çocuk gidip gitmeyeceğine karar verecek durumda değil ki zaten. Sen çocuğa işte rehberlik yapacaksın yani. Gidecekse neden gideceğini açıklaman lazım. Kalınacaksa neden kalınacağını açıklamak lazım. Yani orada bile çocuğun işte olgunluk düzeyi dedi ki, çocuğun olgunluk düzeyinde olgunluk düzeyini aşan durumlarda da çocuğa çok fazla anlam yükler, çok fazla değer verirse çocuğu şımartmaya başlarsınız. Dolayısıyla şımartılmış çocuk alışık olduğu gibi çevresindeki insanların isteklerine emir gözüyle bakılmasını bekler. Ailelerin o yaptığı bu şımartma olayından dolayı öğretmenler çok sıkıntı yaşıyorlar. İlkokulda, ortaokulda. Çünkü şımartılan ve paşa gibi veya böyle prenses gibi yetişen çocuk okula geldiği zaman kurallar var, öğretmen var. Herhangi bir yanlış davranışa kızan, azarlayan öğretmen var. Ve çocuk ne oluyor? Okuldan bir anda soğumaya da başlıyor. Duygusal anlamda kopmaya başlıyor. Dolayısıyla çocuğu şımartmamak lazım. Ve şu kitabı öneririm. Yusuf Hasacib'in duymuşsunuzdur. Kudakku Bilik kitabı. Kudakku Bilik kitabı devlet yönetimi gibi görünüyor ama insan ilişkileriyle ilgili çok temel bir eserdir. Her konuyla ilgili Yusuf Hasacib'in bu kitabından çıkarımlar yapabilirsiniz. Mesela bu şımartma ile ilgili Yusuf Hasacib'in Kudakku Bilik kitabında şöyle bir cümleyi aldım. Kimin çocukları naz içinde yetiştirilirse ona ağlamak düşer. Keder onun alın yazısıdır. Çocuğu nazlı şekilde, naz içinde yetiştirirseniz, hele sporcu çocuk, rekabet, performans, böyle bir ortamda narin çocuklar için spor uygun değildir yani. Dolayısıyla çocukları naz içinde değil, görev bilinci ve sorumluluk duygusu içinde yetiştirmek gerekir ve bununla bağlarak rahmetli oldu Doğan Cüceloğlu'nun bir videosunu, basketbol oynayan çocuğuyla ilgili, belki siz gördünüz bilmiyorum da, güzel bir anlatım var şimdi. Amerika'dan bir örnek verecek kendi çocuğuyla ilgili. Sesini biraz açabilir miyiz? Ben bugün sizinle en güzel bir Yeah,
sanki bağımlılık öyle bırakılmış oluyoruz. Çıldı. Sonra başına gitti. 35 saatte arkadaşlar günler tuttuğunda ve ne oluyor bir şey? Evet. Sağlık olsun, her yerden sevdim. 18 yıl sağlık olsun, oraya gitmiş. Yani başıma Araya gidip okuduğu abi ne yaptı? Çantasını ve onu dedi ki 80 kilometre araba yapıyor. Çok iyi konuştum. Neyse ki sen baba ne dedi? Biliyorum ben ne yaptım. Ne dedi? Bir an. Ama bilmem ne yaptım. Bilmem Daha sonra makine aldım. Çevirin oldu. Bir yana Evet, şimdi bu videoda az önce konuştuklarımızın bir özeti vardı aslında. Kulun sözünü bahsetmiştik. Hükümdar hükümler olmalı, baba baba olmalı. Ne dedi Doğan Cüceloğlu? Bu çocuğun babaya ihtiyacı var dedi yani. Bu çocuğun babaya ihtiyacı var. Yani ben baba rolünü oynamam lazım. Bir de ne söyledi? Ne diyeceğimi bilemedim. Psikoloji profesörüyüm. Bakın sporcu ailesi olmak ne kadar zor yani. Doğan Cüceloğlu gibi bir üstad ne diyeceğimi bilemedim diyor orada. Kilitlendim diyor yani. Bir de susmuş çocuğun biraz nefes almasını sağlamış, kendine gelmesini, o duygusal yoğunluğun azalmasını beklemiş. Yani ne demiştik? Az dinle, pardon, az konuş, çok dinle formülünü uygulamış. Dolayısıyla burada bu özette güzel bir anı olarak da Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını da size tavsiye ederim, videolarını da aynı şekilde. Ve çocuk eğitiminde yapılan 8 büyük hatayı böyle bilim insanları sıralamış. Çocuğun sorulan cevap vermemek, eğitimini başkalarına havale etmek, az önce bahsettiğimiz o insan yaşam becerileriyle ilgili ona özel zaman ayırmamak, söz verip sözünü tutmamak gibi çocuk eğitiminde yapılan hatalar var. Bunlar tabii spor kısmına da yansıyor. Dolayısıyla çocuğun sporcu kimliğinin gelişimini engelleyen aile tutumlarını üçe ayırıyoruz. Aşırı övgü, aşırı yergi. Aslında bu övgü ve yergi eleştiri kelimesinin altında yer almaktadır. Türkiye'de eleştiri yanlış anlaşılıyor. Eleştiri yergi olarak anlaşılıyor. Sen beni eleştiremezsin diyor. Halbuki eleştiri, Kant'tan bahsettik ya, kritizm akımının kritik etmek, yani eleştirmek demek. Kritizm akımının doğurduğu bir kelimedir. Eleştirmek kökeninde elek var onun. Elekten geçirmek yani. Dolayısıyla eleştiri övgü de olur, yergi de olur. Burada ne yazmışız? Aşırı olmayacak yani. Övgü de aşırı olmayacak. Çocuk o son saniye basketini atabilirdi. Sen süper basketçisin, şöylesin, böyledir de olmayacak. Yargı da olmayacak. Bizim anne babalar arasında da
İşte o basketi atamadığı zaman beceriksiz, aslında basketi kazanacaklardı. Şimdi ne olacak? İşte zaten seni antrenör oynatmıyordu, bu basketi de atamadın, hepten oynatmayacak gibi böyle aşırı yargı veya olayları abartmak durumuna girmemek gerekir. Çocuğun dediklerini yok sayıp önemsememek de yanlış bir durumdur. Çocuğun dediklerini Doğan Cüceloğlu zaten varsayıp ona göre bir diyalog mekanizması kurmuş. İşte pizzacı dedi veya başka şekilde. Ve dolayısıyla son olarak bir 50 dakika oldu galiba, değil mi? Umarım sıkılmıyorsunuzdur yani. Teşekkürler. Son olarak maç ve antrenman da tabii bunlar hepsi ayrı ayrı aslında derinliğine işlenmesi gereken konular. Maç oynarken anne babanın tutumunun olması lazım. Antrenman yaparken şimdi Türkiye'de artık antrenmanlar ailelere kapatılmaya başladı. Anne babanın girilmesini pek seyredilmesini istemiyorlar, değil mi? Yani çünkü anne baba bazen karışıyor, müdahale ediyor. Teniste, voleybolda, futbolda çocuğa konuşuyor. Çocuk anne babaya bakıyor. Maç oynarken aynı şekilde, hatta Şarapova'nın bir sözü vardı. Benim eskiden yazdığım, böyle oyunculara verdiğim bir kitap vardı. Sportif yaşama yön veren 100 söz diye. Anne babanın maça gelmesini istemiyormuş Şarapova. Üst düzey o Wimbledon falan oynarken. Çünkü diyor onların gerginliğini, tutumları, o jimnastikçi anne babaya gözünüz önüne getirin. Benim maç konsantrasyonum dağıtabiliyor onların gerginliği. Çünkü çok büyük ödüller de var tenis sıralamasıyla ilgili. Dolayısıyla maç oynarken ve antrenman yaparken anne babaları neleri tavsiye edebiliriz? Son olarak onlara bir değinelim. Birinci olarak sahada maç yapan, spor yapanların çocuk olduğunu öncelikle aklınızdan çıkarmayacaksınız. Onlar profesyonel sporcu değil. Profesyonel sporcular bile hani büyük hatalar yapıyorlar. İşte maç kaybettiler. Hatta Michael Jordan'ın çok meşhur bir sözü vardır. Kariyerim boyunca 26 defa diyor son saniye atışını kaçırdım diyor. Ondan dolayı diyor takım kaybetti ama diyor ben 26 defa o son saniye atışı için cesaretle topu istedim diyor. Onun için ben Michael Jordan oldum diyor. Yani dolayısıyla çocuklar profesyonel sporcu değil, profesyonel aday sporcu. Hata yapacaklar. Önemli olan hataların ders çıkarmaları, aynı hataları yapmamaları ve bu konuda eğitilmeleri, desteklenmeleri gerekir. Yani birinci olarak anne babalar sahadakilerin çocuk olduğunu kesinlikle bilecekler. Onlar profesyonel sporcu değil. İkinci olarak spor bir oyundur. Sporun tanımını yaptık nedirle ilgili. Spor oyundur. Dolayısıyla oyun oynanırken hata olacak. Bazen başarısız performans olacak. Maç kaybedecek, maç kazanacak. Sporun bir oyun olduğunu, sporun ölüm kalım durumu olmadığı veya bir savaş olmadığını bilmek gerekir. Hele bizim gibi toplumlarda spor bir oyundur. Ve aileler herkesi alkışlamalı. Tenis maçı seyrediyorum. Kendi çocuğu winner diyorlar. Yani sayı alan vuruş yapıyor. Alkışlıyor. Rakip sıra dışı bir vuruş yaptığında aile alkışlamıyor. Onu da alkışlıyor. O da çocuk. O da bu ülkenin bir sporcusu, üyesi. Sıra dışı tabii her vuruşu da alkışlamamak gerekiyor. Sıra dışı bir hareket. Mesela basketbolda smaç, serviste şeyde voleybolda ace denilen o direkt servisten sayı almak gibi. Sporda güzel hareketleri alkışlamak, bu zaten aileler bunu yaptığı zaman çocuk da rakibine karşı daha saygılı, daha hoşgörülü olabiliyor. Hakemlere saygı göstermesi lazım aileler. Ben görüyorum altyapı maçlarında hakemlere tribünlerden tacizler, bağırmalar, çağırmalar. Anne baba tribünde hakemlere saygı göstermiyorsa, bağırıp çağırıyorsa altyapı maçlarında içerideki çocuktan saygı beklemek hakeme mümkün değil. Ve siz de maça gittiğiniz zaman ve antrenman seyrederken spor seyrettiğinizde ve çocuğunuzu seyrettiğinizde göz önüne alıp siz de olabildiğince keyif alın, eğlenin. Benim çocuğum spor yapıyor, bir sosyal ortam içinde, arkadaşlarla beraber diye bunun tadını da keyfini de çıkarmaya çalışın. Sosyal medya hesaplarımda, Instagram ve Twitter'dan da, Twitter'da yorumlar yazıyorum. Instagram'da bilgilendirme yapıyorum, bir bilgi havuzu gibi. Mental antrenman, mental destekle ilgili Türkiye'de ilk ve tek hesaptır o. Twitter'da dediğim gibi yorumlar yazıyorum, kendi yorumlarımı. YouTube kanalımda da bu video dahil olmak üzere konuşmalarımın olduğu bir kanal. Evet, dinlediğiniz için, sabrınız için ve geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi başka sorunuz, soru cevap olarak